Sık sorulanlar da bugün. Araf'ın logosu neden bir karga? Araf'ın logosu karga değil aslında. Araf'ın şirketimizin ismi Corvus Group. Corvus Latince karga demek. Biz de onun kargayla ilişkilendirilip böyle bir hikayesine bakalım falan diye düşünürken bu arada çok enteresan bir dona geldi. Dediler ki ya asıl dediler karganın dini ritüellerde çok büyük yeri var falan. Hadi ya neredeymiş hiç duymadık yani falan. Yani bizim biliyorsunuz kargayla ilgili çok fazla şeyimiz yok yani. Karganın sesi bir de karga besle kargayı oysun gözünü falan yani. Bizde çok böyle bir anlam yok böyle güzel falan. Meğer öyle değilmiş. O çok eski bir şamanik bir hikaye. Karga böyle bütün dinlerde Araf'ın olması bizi çok etkilemişti. Yani kitabı olan bütün dinlerde, semavi dinlerde Araf var. Cennet, cehennem ve Araf. Cennet ve cehennem insanların öldükten sonra bir diğer dünyada gidecekleri yerler Araf gibi. O yolda yürürken insanlara kargaların eşlik ettiği yazılıyor bazı kitaplarda. Kargalar biliyorsunuz hafızası çok güçlü, mikro milliyetçi, mahalleci falan yani. Tanır sizi. Kargalar o cennete, cehenneme doğru Sırat Köprüsü'nden yol alırken insanlar, kargalar onları izlerlermiş. Böyle ufak tefek kayıtlar bulduk, araştırdık. Çok da hoşumuza gitti açıkçası. Bir sonraki hayatımıza da onlarla beraber yürümek, onlarla beraber olmak, doğadan da başka parçaların bizimle beraber seyahat etmesi. Çok yakıştırdık biz hikayemize. Çünkü Araf biliyorsunuz, cennet ile cehennem arasında. Biz o yolda yürüyeceğiz ve kargalar da bize eşlik edecek. Bence daha güzel bir logo olamazdı. Kargayı seçtik, isim olarak da Araf'ı seçtik. Bence bundan sonraki hayata dair seçtiğimiz yolu da belirttik diye düşünüyorum. Eğer cennete gitmek istiyorsa insanoğlu bir yol takip etmek zorunda. Cehennemin yolu da zaten belli. Araf'sa her ikisinin arasında. Ben bu dünyada Araf'ın Konya olduğunu düşünüyorum. Hazreti Pir'in öğretileri, Hazreti Mevlana'nın yolu Konya'dan geçiyor. Ve her kim ki Konya'ya gelip misafir oluyor, işte bu dünyanın Araf'ında kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra Konya'yı ziyaret etmiş, Hazreti Pir'in öğretilerine vakıf olmuş, öğrenmiş, dinlemiş. Herhangi biri hayatını cennete de çevirebilir, cehenneme de. Evine döndüğünde çok kızdığı amcasını affederse ona hayat cennet. Ama içindeki kini büyütürse hayat ona bir cehennem. İşte o yüzden Konya, Araf. Araf, Konya.